Geldi, geldi. Dilek yengem geldi. Senin ayar işe yaramış. Halime teyze, sen vazgeçmeyecek misin? Amacın ne senin? Çekip gitmemi mi istiyorsun? Taner'den vazgeçeyim mi istiyorsun? Sen ne istiyorsun benden ya? Kızım ben... Tamam. Hayal ettin, gelin ben değilim. Biliyorum. Sevmiyorsun, istemiyorsun. Ama ne olur artık rahat bırak beni. Ya ben de artık kendi yuvamı burada kurmaya çalışıyorum. Üstelik tam da buraya dönmem için güzel bir fırsat doğdu. Her şeyi çözecek bir fırsat. Ama yok. Sen onu da mahvetmek istiyorsun. Yeter artık. Ne olur yeter artık. Kendimi sirk hayvanı gibi sergiletmek istemiyorum. Zaten bütün akraba tanımıyor mu? Bütün kasaba bilmiyor mu beni Halime teyze? Ben adet madet istemiyorum. Ne olur artık rahat bırak beni. Beni de Taner'i de rahat bırak artık. İnsan alnına yazılmış olandan kaçamaz derdi anam. Yörük dokuz dağa dolaşır ama kaderi döner dokuzuncu dağda ayağına dolaşır. Ben o dokuzuncu dağları çok iyi bilirim. O umutla yeni bir dağın başına gidişi, yeni yükler yüklenip yeni otlaklar arayışı çok iyi bilirim. Yörük otlak aramaz esasen. Yörük her dağ yamacında kendini arar. Ve bilir ki her yamaçta yeniden doğar. Her yamaçta yeniden yaşar. Her yamaçta, her yamaçta yeniden ölür. Kendi kaderini çizemez insan. Çizdiğini zanneder sadece. Sadece umut eder, ister. Ama istediği çoğunlukla olmaz. Ve ne kadar çırpınırsan çırpın, ne kadar onarmaya çalışırsan çalış, onaramazsın. Bu gam yükü dünyada neyi onarmaya çalışırsan çalış, hep elinde kalır. Ben bu yaşımda bunu öğrendim. Anamı babamı gömdüğüm o tepelere şimdi kendimi gömdüm. Ve mezarım nerede? Ben bile bilmiyorum. Thank you.